Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ülkemiz Türkiye'den ve tüm dünyadan seçtiğimiz gelişmelerle karşınızdayız. Ermenistan Savunma Bakanı'nın istifa açıklandı. Ermenistan Savunma Bakanlığı, Savunma Bakanı Harutunya'nın görevinden istifa ettiğini duyurdu. Kendisi 20 Kasım 2020 tarihinde Ermenistan Savunma Bakanlığı görevine getirilmişti. An itibariyle istifa mektubunu sunmuş durumda. Fransa'ya gidiyoruz. Fransa Hava Kuvvetleri'ne ait tanker uçaklarının görev yaptığı ifade edilmiş. Bir tanesinin Kıbrıs açıklarına geldiğini görmekteyiz. Oldukça uzun bir rotada Fransa uçuş gerçekleştiriyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımı okuyorum. Rusya-Türkiye Ortak Devriye Merkezi'ndeki askerlerin Dağlı Karabağ İtilaflı Bölgesi'nde ateşkese uyulup uyulmadığını izlemek görevlerinin yerine getirilmeye devam edildiği yazılmış. Burada Rus tarafından bir video görmektesiniz. Sözde Rus barış gücü diyoruz. Yine Rusya demişken Rusya'da bugün S-500 testi gerçekleşti. Daha sonrasında ise Rusya'dan Türkiye açıklaması geldi. Yeni parti S-400 anlaşmasının yakında imzalanabileceği ifade edilmiş. Rusya Savunma Sanayi Devlet Firması Rozoboronexport'un genel müdürü Alexander Miyayev Türkiye ile Yeni Parti S400 anlaşmasının yakında imzalanabileceğini ima ederek söz konusu projede teknolojik işbirliği programının hayata geçeceğini söyledi. Kendisi bu şekilde iddialarda bulundu. Daha önce kendisi de 5-6 ay önce bu şekilde açıklamalarda bulunmuştu fakat herhangi bir gelişme gerçekleşmedi. Diğer haberimiz Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan ulema heyetinin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Cihat Ergina'yı ziyaret ettiği açıklandı. Abdurrahman Han Cami İmamı Mevlevi Abdülselam Abid Başkanlığındaki heyetin barış sağlanması noktasında Türkiye ile görüş alışverişinde bulunduğu yazılırken Türkiye'nin T ile arka kapı diplomasisinde olduğu ifade edilmiş. Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde emekli, güvenlik ve savunma personeli ile bir araya geldi. Burada son durumun değerlendirildiği yazılmış. Kardeş Türkmenistan'da askeri depolardan bazı silahlarını taşımaya başladı. Burada 19 Temmuz gecesi askeri personel ve polis tarafından korunan 8 tırın bu depodan ayrıldığı yazılırken görgü tanıkları helikopterlerin neredeyse her gece köyün üzerinde uçtuğunu söylüyor. Bunun nedeni bilinmezken tabii ki de buranın Afganistan sınırında olduğu dikkat çekiyor. Doğrulanmamış kaynaklara göre silahların bir kısmı Afganistan sınırındaki başka yerlere götürülürken geri kalan ise Ahal vilayetine naklediliyor. Böylece bazı gruplar buraya gelirse silahları alamasınlar şeklinde silah kaydırma operasyonunun yapıldığından bahsedilmiş. Afganistan'ın başkenti Kabil'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bayram namazı sırasında olanlardan bahsetmiştik. İçişleri Bakanlığı Başkent Kabil'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarına bayram namazı sırasında 3 cismin düştüğünü doğruladı. Bununla ilgili görüntüleri görmektesiniz. T'nin barış için ciddi iradesi bulunmuyor açıklaması yapılırken bayram namazı sonrası açıklamalarda bulunan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref T'nin barış konusunda ciddi bir iradesi yok kendini kandırıyor açıklamasını yaptı. Eşref Gani ülkede devam eden savaş durumunu en kısa sürede değiştirmek için Afgan ordusunun ciddi bir plan üzerinde çalıştığını doğruladı. Cumhurbaşkanı Gani böyle bir dönemde siyasilerin birlik ve beraberlik içinde olması gerekiyor şeklinde bir açıklama yaptı. T bölgesinde de bir bayram namazını görmektesiniz. Sağda ve solda korumalar ayakta dikilmiş. Buna ilişkin bir görsel paylaşılıyor. Afganistan'da Kandahar'da bayram şeklinde paylaşılan fotoğraflarda 45 derece sıcağın altında bir alı, birkaç minder, gölgelik bir bez çadır ve bayram, savaş nedeniyle evlerini terk eden Afgan vatandaşları, diğer yandan da bayram günü dahi birbiriyle mücadele eden idareciler, siyasiler şeklinde eleştirde bulunuluyor. Cezayir'e gidiyoruz. Cezayir'in Birleşik Arap Emirliklerinden satın aldığı Yabon United 40 ve Çin'in CH-4 ve Model iyalarından Beklenen verimi alamadığı duyuruldu. Satın alınan İHA'ların düşük teknoloji ürünü olduğu gerekçesiyle Hava Kuvvetleri Generallerine yolsuzluk soruşturmasının açıldığı ifade ediliyor. Diğer haberimiz Türkiye Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sözde SDG olarak bilinen Suriye Demokratik Konsey mensuplarıyla görüşmesinin kınamış bulunuyor. Dışişleri Bakanlığı Tanju Bilgiç tarafından Macron'un kınandığı ifade edilmiş ki zaten bunlar sürekli isim değiştiriyor. 3 harfli ne varsa onu kullandıklarını biliyoruz. Diğer haberimiz Ukrayna medyasından sonra Rus basını da Ukrayna'nın Türkiye'den Korkut yani alçak irtifa hava savunma sistemi satın alacağını yazıyor. Aselsan üretimi Korkut'un NATO standartlarına sahip olduğu yazılmış. Ukrayna'da savunma sanayi üzerine yayın yapan ve yüzden fazla şirket ve kuruluşla işbirliği bulunan Defense Express isimli haber sitesinin Ukrayna'nın Türkiye'den korkut alabileceğini öne sürdüğünü hatırlatırız. Benzer bir iddia bu sefer Rus medyasından geliyor. Askeri konularda yayın yapan Rusya'nın Tav Var isimli internet sitesinin Ukrayna'nın Türkiye'den Bayraktar TBK Siyan'ın ardından korkut sistemini satın alacağı ifade ediliyor. Türkiye, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni Bayraktar TB2'den sonra yeni bir sistemle donatmak istiyor. Aselsan ve FNSS savunma tarafından ortak geliştirilen ZSU Korkut hava savunma sisteminin Kiev'e önerildiği yazılmış yine geçen aylarda Aselsan'ın gayri resmi olarak yani daha resmi açılışı yapılmayan bir ofisinin Ukrayna'da açıldığını da hatırlatalım. Irak'ta da önemli bir operasyon yapıldı. Irak Savunma Bakanlığı, DEAŞ'ın sözde Bağdat valisi olarak bilinen üst düzey bir kişisinin gözaltına alındığını açıkladı. Irak'ta bilindiği gibi dün üzücü bir olay olmuştu. Tekrardan Allah rahmet eylesin diyelim. Moskova'ya gidiyoruz. Moskova'da kritik Karabağ zirvesi gerçekleşiyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Moskova'da Dağlı Karabağ konusunu ve stratejik ortaklık konusunu görüşüyor. Ben bu videoyu çektiğimde görüşme devam ettiği için detay bir bilgi aktaramıyoruz. Diğer haberimiz Filipinlerin Güney Çin denizinde Çin savaş gemisini uzaklaştırdığı yazılmış. Bloomberg'un haberine göre Filipinler sahil güvenlik komutanlığından yapılan açıklamada Güney Çin denizindeki bir bölgede Filipin asasını ihlal eden Çin gemisinin bölgeden uzaklaştırıldığı yazılıyor. Diğer haberimiz Suriye'ye gidiyoruz. Suriye'de Hamza Özel Kuvvetler Tümeni Komutanı Seyf Ebu Bekir tarafından yapılan paylaşımda bu bayramda da ülkemizin huzuru ve güvenliği için kahraman Suriye Milli Ordusu askerleri görev yapmaya devam ediyor. Şehit aileleri başta olmak üzere tüm İslam aleminin kurban bayramını tebrik eder. insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim şeklinde kendisinden bir paylaşım yapılmış. Ülkemiz kurbanda birçok bölgeye yardım yapmaya devam ediyor. Azerbaycan'da ülkemizin dağıttığı kurbanları görmektesiniz. Daha doğrusu burada bağış yapan kişilerin kurbanları dağıtılmış oldu. Evet dostlar ülkemizden ve dünyadan çok sayıda yeni gelişmeyi aktardık. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.